Kahve bile zararlı. Kola bile zararlı. Neden zararlı? Mesela kahve. İspanya, İtalya, İngiltere, Danimarka, Hollanda gibi 7 ülke, Belçika gibi 7 ülkede yapılan araştırmalarda sürekli ve düzenli olarak kahve içenlerde kofein oranı yükseldiği için bayanlarda kısırlığa sebep oluyor. %50'lere varıyor. Erkeklerde kısırlığa sebep oluyor. Kahve. Ama bir tanesi de kalktı geçenlerde çok meşhur bir doktorumuz Zat-ı Muhterem Efendi Hazretleri Mehmet Özbey yeşil kahveyle zayıflarsınız. Propaganda. Millet aldı kullandı. Ne oldu? Zayıflığın oldu mu bir gram? Olmadı. Şimdi internette dün yeni bir haber çıktı. Yeşil kahve fos çıktı. Çıkar çünkü yeşil kahve zayıflatmaz ki. Nesiye zayıflatsın? Niçin zayıflatsın? Böyle bir de furya var yani. Şu zayıflatır, bu zayıflatır, şu iyi gelir, bu iyi gelir diye piyasada bir yani para için her şey yapan insanlar var maalesef. Bir de şöyle bir şey var. Alkali modası çıktı bir ara. Alkali. Evet alkali beslenmek güzel. Sağlıklı. Kanın pH değeri 7.40. Ortalama 7.40'ın hafif üstüne çıkarsa bağışıklık sistemi güçlü olur. 7.40'ın altına doğru düşerse yani hafif bir kayma, binde ikilik bir kayma asidik ortama doğru bağışıklık sistemini çökertir. Mesela kaslardaki asit oranı yükselirse kaslar erir. Kalp kaslarında asit artarsa kalp kaslarına zarar verir. Eklemlerde asit artarsa artrit, artroz, ankilozan, spondilit olur. Kaslarda asit artarsa fibromiyalji olur vesaire.